Zilan. Günaydın. Hiç uyumadın mı sen? Babam kalkmıştır. Gidip onunla konuşmak istiyorum. Eminsin değil mi? Eminim. Benimle gelmemi ister misin? Bilmediğin bir şey söylemeyeceğim. Her şey eninde sonunda ortaya çıkacak zaten. Gerek yok. Eğer silahı teslim etmeyeceğimden korkuyorsan... Hayır Zilan. Senin sözünü tutacağını biliyorum. Adetlerinizi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Neden o zaman? Sadece seni yalnız bırakmak istemiyorum. Hani bir gün bütün yük sırtımda demiştin ya. Haklıydın Zilan. Haklıydın. Senin durumun da pek farklı değil. Ben önemli değilim. Son aylarda o kadar çok şey yaşadım ki alıştım artık. Önemli olan senin durumun. Bugün her şey bitecek. Umarım öyle olur Zilan. Bitecek. Bitecek. Günaydın, günaydın. Bey. Arabayı hazırlatayım mı? Çıkacak mıyız? Dur biraz. Sabah sabah ne oluyor böyle? Buyur beyim. Yok bir şey. Burada beklesen. Tamam. Bana söylemek istediğin bir şey mi var kızım? Bunu sana getirdim baba. Ben de çok uzun zaman kaldı. Yoruldum artık. Zilan. Kızım. Bana iki oğlumdan daha fazla oğulluk ettin. Sağ ol. Söyleyeceğin başka bir şey yok mu kızım? Demediğim tek bir şey kaldı baba. Söyle kızım. Artık Celal abim vurmuş olamaz. Bu silah belki kurtulmasına yardım eder. Hepsi bu kadar mı? Bildiğim, emin olduğum bu. Gözümün görmediğini kimseye söyleyemem. Sağ ol kızım. Senin üstüne düşenden fazlasını yaptım. Ne o Resul? Bana bir diyeceğin mi var? Şoförün ailesini ziyarete gidecek miyiz diye soracaktım da. Hani yol uzun, vakitlice gidelim. Hayret. Ne zamandan beri uğraşıyorsun sen böyle işlerle? Söyle iki araba hazırlasınlar. Birazdan yola çıkarız. Gelmişsiniz Azam Bey. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Başın sağ olsun. Sağ ol, sağ ol beyim. Kalanlar sağ olsun. Tanıştırayım. Pazar Azizoğlu. Hoş gelmişsiniz beyim. Hoş bulduk. Kendisi damadım. Aynı zamanda iş ortağı. Buraya gelmemizi o istedi. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Müsaadeniz olursa ailenin geri kalanıyla da görüşmek istiyorum. Hemen buyurun. Buyurun, buyurun. Başım gözüm üstüne, buyurun. Siz gelmiyor musunuz Resul Bey? Ha? Yok sağ olasın, ben ayak altında fazla dolaşmıyorum. Peki bir müsaade. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın.
Azam Bey'i tanıyorsun. Bu da damadı Hazar Bey. Daha İstanbullardan bizi görmeye gelmişler. Böyle zamanlarda nedense boş ama... Yanımıza geldin, halimizi sordun. Bu da bize yeter beyim. Biz hepimiz olanlar yüzünden çok üzgünüz. Gideni geri getirmez ama... Bundan sonra bir ihtiyacınız olursa... Ne zaman başımız sıkışsa... Azam Bey hemen yetişir sağ olsun. Yine de biz elimizden geleni yapmak isteriz. Ya yok beyim, kabul edemeyiz bunu. Lütfen bunu yapmamıza izin verin en azından. Yanlış anlamayın. Sizi incitmek istemedim. Yalnızca... Ahmet efendim, beni bilirsiniz. Hazar oğlumu da benden bil. Kırma gönlüm. Al onu. Bir hata etmişsek kusurumuza bakmayın. Ortada bir kabahat varsa sizin değil, bizim. İzin verin, ne olursunuz bunu telafi ederim. Beni çağırtmışsın anne. Otur kızım. Evet anne, bir şey mi söyleyecektin? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum kızım. Ne oldu anne? Anne, kötü bir şey mi oldu? Yok kızım, kötü mü, iyi mi bilmiyorum ama. Yoksa Celal abime mi bir şey oldu? Yok kızım, yok Celal abini. Kısmetinle geldin Zilan. Kardeşine görücü var. Kimlerdenmiş? Eylirler mi? Çok iyiler. Midyat'ın, hatta Mardin'in. İyi aşiretlerinden Çelebi aşiretinin oğlu Dilan'a talip. Olmaz, istemem ben, evlenmem. Yapmayacaksınız değil mi anne? Evlendirmeyeceksiniz Dilan'ı. Bilmem ki kızım. Bakarsan hayırlı bir kısmet. Babamla Resul abim ne diyor bu işe? Resul dünden razı. Babansa... Olmaz anne, ben evlenmem. Dilan... Dilan, ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Ağlıyorsun ama. Lütfen anlat, belki yardımım dokunur. Kimsenin yardımı olmaz ki bana. Kimsenin. Benden kurtulmak istiyorlar bu konakta. Nereden çıkartıyorsun bunu? Senin üstüne nasıl titrediklerini ben biliyorum. Hele Zilan seni o kadar çok seviyor ki. Bir o var zaten. Başkası yok. Zilan hep burada yanımızda olsaydı engel olurdu o adamla beni evlendirmelerine. Annem nasıl sevindi bilsen. Görücüye geleceklermiş. Sana sormadan öyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Yok yok, zorlayacaklar beni. Başta Resul abi. Namusunu temizleyecek güya. Yapamam ben. Evlenemem kimselerle. Yüzüne bile bakamam. İçimde hala Arda varken başkasının karısı olmaktansa ölürüm daha iyi. Arda'nın sana neden aşık olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Sahi mi? Çok mu sevdi beni? Anlattı mı sana? Anlatmaz olur mu? Hem sadece bana değil, herkese. Midyat'tan İstanbul'a ilk geldiğinde onun ne kadar değiştiğini hepimiz çok iyi anladık. O kadar mutluydu ki. Bir o. Ya ben. Ama o yok artık. Evet, yok. Ne yaparsak yapalım dönmeyecekti. Dilan. Efendim. Sen de onu benim kadar özlüyor musun? Çok. O şimdi burada olsaydı ne yapardı biliyor musun? Ne yapardı? Tam burada, benim bulunduğum yerde Midyat'ın resmini çeker. Moruk, Midyat'ı göremediğin için çok üzülüyorum diye resmin arkasına yazıp o güzel yazısıyla bana gönderirdi.
ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.